Herkese merhabalar. Nasılsınız? Dilerim iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz artık. Bugün herhalde 25. gün olması lazım. Evet, bugün 25. gün kaldı, 4 gün arkadaşlar. Ramazan ayını da uğurluyoruz. Yarın Kadir Gecesi. Şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bizler iyiyiz çok şükür Allah'a. Böyle sabahtan beri bir mayışıklık vardı bende. Artık orucun son günleri ya, baya baya bunu herkeste görüyorum artık. Sadece ben değilim, birçok kişi artık vücut olarak şey olmuş, yorulmuş. Ama ibadet yorgunluğu çok şükür Allah'a. Allah'ım yardım ediyor. Bu arada benim dudağımın şurasında uçuk çıktı. Bilmiyorum, bir şeye falan mı canım sıkıldı, ne oldu? Genelde bir şeye üzüldüğün zaman uçuk çıkar. Ya da korktum mu acaba, rüyamda falan mı korktum bilmiyorum. 2-3 gündür bana rahatsızlık veriyor. Takılıyor, sürekli oraya takılıyor elim. Ha. Efendim, efendim. Ne, nerede? Buldun mu? Neyi arıyordun? Ha, topunu kaybetmiş, topunu arıyormuş. Biraz önce salonu görmeliydiniz. İki sepet oyuncağın hepsini salonun ortasına döktüler. Bütün yastıklar sabahtan beri yerdeydi. Anneciğim, al sana çay. Orucum kızım. Ha, şakacıktan içelim. Hadi. Şakacıktan içiyoruz. Anneciğim. Çok güzel olmuş. Ha. Anneciğim. Yok yapma, tehlikeli yapma oğlum. Abi de sana yemek yap. Kız orucumu bozdu. Gönül Dağı'ndaki gibi. Gönül Dağı'ndaki gibi. Ya, bugün cuma değil mi? Yarın. Nam nam nam. Yarın Gönül Dağı var. Dediğim gibi yastıkları yerlere döktüler mi? İki sepet oyuncağı da döktüler mi? Ben de hiç ellemedim, karışmadım. Zaten Ramazan ayı. Gelen yok, giden yok. Zaten yasak. Artık saldım çayıra, Mevlam kayıra derler ya. O hesap. Evin altını üstüne getirdiler. Darmadağınıktı. Şimdi ortalığı toparlattırıyorum. Önce hemen koltukların yastıklarını koydurdum. Şimdi Aylin oyuncakları topluyordu ama toplamayı bırakmış, oyuna geçti kızım. Tamam, şey yapma. Aylin. Yakup sen gel oğlum benim yanıma. Yakup. Aylin. Kavga başladı. Neyse, yatıştırdık. Bazen çok güzel oynuyorlar. Bazen de bir bakıyorum bir kavgaya başlamışlar. Bir kavgaya tutuşmuşlar. Buldum. Aa, neyi buldun? Dur. Ah, koluma niye çöküyor? Bebek. Oyuncağını bulmuş. Koluma çöküyor bile. Anneciğim, beni göstersene mi? Bunun arasında oyuncak gibi. Böyle önlük gibi takıyorsun. Ben de böyle neyse, ben mutfağa kaçıyorum, siz oynayın. Evet, mutfağa kaçıyorum çünkü artık yemek yapmaya başlayacağım, yemek hazırlığına başlayacağım. Aytu burada ders yapıyor, Alper canlı derste, canlı derste olduğu için de aynı odada olmuyor. Şöyle kuşbaşım var, yarım kilodan fazla kuşbaşı etim var. Bunları kavuracağım bugün. Kavuracağım ama bu kuşbaşı etleri biraz iri doğranmış. Ben bunları ikiye böleceğim. Çünkü kavurmada minik minik daha güzel oluyor. Bir de benim büyük oğlan biraz daha böyle iyice pişmiş olsun istiyor. Düdüklü tenceremi de çıkardım. Düdüklü tencerede önce bir haşlayacağım dana eti çünkü. Daha sonrasında da kavuracağım. Heh. Ama eti çok sıkı. Tamam. Şimdi ben bunları yapmaya başlayayım. Thank you.
bunları böyle bir iri küçük, yani biraz büyük olanları ikiye bölüyorum ki hani kavurmada ufak ufak daha güzel olur. Baharatlı, bol baharatlı, yağlı falan. Çocuklar çok seviyorlar. Bir de onlar oruç tuttuğu için onların isteğine göre bir şeyler yapmak istiyorum. Onlar ne seviyorsa onu yapmak istiyorum. Havalar serinledi bizim burada, biliyor musunuz? Hava böyle bir serin, bir serin. Böyle ayaklarım üşüyor benim. Esinti var bayağı bir. Hele dün akşam üst kata çıktım bir şey için. Baktım bizim yatak odasının perdeleri açık. Allah Allah dedim, bu perdeleri Ali niye açmış ki dedim. Sonra böyle pencereyi açtım, dışarıya falan bakıyorum. Bir esinti başlamış, bir esinti başlamış. Meğerse perdeleri havalandıran şeymiş. Arka tarafın penceresini açık bırakmıştım. Rüzgarmış. Dışarıda rüzgar başlamış bayağı. Şunun iğnesi battı elime. Nasıl battı? Şuşuram abi. Orucun bozulur mu? Yok anne. O kanadıysa o abdesti bozan şeyler arasına giriyor. Orucu bozmuyor. Ay Alper, alemsin ya. Ne oldu? Alper, alem çocuk. Eline iğne batmış, orucun bozuldu mu diyor. Koştura koştura yanıma geliyor. Karıştırıyor aslında. Orucu bozan maddelerle abdesti bozan maddeleri karıştırıyor bazen. Ama bugün şey olmuş, anne diyor gece sabaha karşı diyor ezandan sonra diyor böyle midem bir tuhaf oldu diyor. Midemden ağzıma şey geldi diyor. Midesi böyle şey olmuş. Orucun bozuldu mu dedi. Vallahi dedim oğlum bilmiyorum şimdi bu. Hani kusarsan orucun bozuluyor ama bu mide ekşimesi hani hafiften de bir ağza acı bir su gelir ya mideden. O durum bilmiyorum dedim. İnternetten bir araştır bakayım dedim. Yok bozulmuyormuş. İyi dedim o zaman. İçin rahat olsun. Şey yapma. Dün akşam da humus yapmıştım. Humus yapmıştım ama yapımını hiç videoya çekmedim. Bugün yine ben et kavurmasının yanına da humus çıkaracağım. Biraz fazla yaptım. Hem dedim ertesi günü de yeriz, hem de buzluğa atarım biraz da dedim. Öyle. Her gün ne yapayım derdi. Her gün ne yemek yapayım. Ramazan'da daha şey ya. Yani bilmiyorum, Ramazan'da daha zor. Bu arada bayram kömbesi de yapacağım. Herhalde bayram kömbesini pazartesi falan yaparım gibi geliyor. Bu Hatay yöresine ait bayram kömbemiz vardır bizim. Hani bazı yerlerde baklava yapılır, tatlılar yapılır. Bizim Hatay yöresinde, Hatay, İskenderun, Antakya, Dört Yol, Osmaniye, buralarda bayram kömbesi deriz biz. Bayram kömbesi yaparız. Çok güzel olur, çok lezzetli olur. Her sene Ramazan'da yaparız. Ramazan da haricinde de yapılır. Çünkü pasta şeyine girdiği için Ramazan haricinde de yapılır ama genelde Ramazan ayında. Hep Ramazan ayında yaparız. Ben de yapacağım. Şu an evde pek fazla malzemem yok. O yüzden pazartesiyi bekleyeceğim. Pazartesi günü yaparım artık. Zaten salı günü arefe günü. Arefeden bir gün önce yaparım inşallah. Çocuklar da çok seviyorlar onu. Bahar temizliğine de başladım yavaş yavaş. Yorganmış. Ne oluyor? Yorgandık. Çarşaftı, şuydu buydu. Yavaş yavaş artık makineye atmaya başladım. Çocukların çarşaflarını çarşaflarını diyorum. Çocukların yorganlarının yorgan kılıflarını çıkardım. Onları dün makineye attım.
topladım onları. Yorganlarını geçirip kaldıracağım. Bugün de battaniyeleri tek tek atmaya başladım. Bugün iki battaniye atacağım. İki tane indirdim. Biri şu an yıkanıyor. Onu sererim. Ondan sonra ötekine atarım makineye. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Yakup'un uykusu geldi. Ben bunları bir doğrayayım. Doğrayıp ocağa koyayım. Haşlana dursun. Yakup'u uyutayım. O artık durmuyor. Sen bir şey mi diyeceksin annem? Ha? Oruç. Söyle. Hadi geç ödevine devam eder misin sen? Hadi. Önümüzdeki hafta şeyden bayram haftasından sonra yazılar da başlıyormuş zaten. Önümüzdeki hafta bayram haftası olduğu için canlı ders falan olmayacakmış. Öbür haftaya ama yazılar başlıyormuş. Bunlar temiz olur zaten. Temizden ufak olur. Bunlar da ufak zaten. Bunları koyayım. Hemen düdüklü tencereme koyayım. Haşlana dursun. Bu haşlanana kadar da Yakup'u uyutayım. Kapağını da kapatacağım ama bir taşım kaynasın. Üzerinin köpüğü illaki çıkacaktır. Köpüğünü alırım, ondan sonra kapağını kapatırım. Çamaşır makinesine battaniye atmıştım. Battaniye nasıl da köpürmüş bakın. Köpük akıyor buradan. Şuradan akıyor. Deterjanı da çok koymuyorum. Çünkü yün, tüylü yünlü olduğu için köpüreceğini biliyorum. Yarım koydum. Yarım ölçü koydum. Yine de sonuç böyle. Hayır, sizlerde de oluyor mu arkadaşlar? Yani bu sadece benim makinamın yaptığı bir şey mi? Yoksa böyle yünlü yünlük şeylerde mi? Yani mesela ben yünlü kazakları falan atayım. Onda da böyle çok köpürme yapıyor. Böyle bir görseniz, şuradan aşağı bir köpükler akıyor. Bir köpükler akıyor. Bakınsanız bezi koydum. Parke şişecek yoksa. Bez koydum. Daha bu sıkmaya yeni geçti. Bu ilk sıkma daha. İlk durulama sıkması. Daha yumuşatıcıyı alacak. Tekrardan sıkmaya başlayacak. Artık şuranın köpüğünden geçilmez herhalde. Ya sizlerde de böyle oluyor mu? Lütfen bana yorumlarda yazın. Beni bir aydınlatın. Buna bir çözüm varsa en azından o konuda beni lütfen bir aydınlatın ya. Benim. Yakup'u uyutacağım. Artık Yakup şey oldu. Uyku başına vurdu. Bak yine dağıtmışlar oyuncakları, görüyor musunuz? Yakup. Hadi artık uyuyalım mı? Nenneni yapalım mı oğlum? Ama seni çok uykun gelmiş belli. Sen artık duramıyorsun. He? Kim dağıttı bu oyuncakları? Sen. Zaten ayağın mı ağrıdı? Ama sen oyuncakların üzerine basarsan ayağın ağrır tabii ki. Hı? Hadi gel. Gel bir nenneni yapalım seninle. Gel gel gel. Seni ben bir güzel uyutayım. Saklanma saklanma. Çekyatın arkasına saklanıyor. Ben seni orada bulurum. Seni buldum. Yakaladım seni. Sen orada saklana dur. Ben ablalara bir şey göstereceğim. Bakın, beni sabah sabah böyle mutlu eden bir güzelliği göstereyim size. Ta 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 ta. Benim güzellerim
açmaya başladı. Görüyor musunuz? Bakın bir tane de burada. Bakın buz çiçeği bunun adı. Böyle küçük küçük pembiş pembiş açıyor. Bu çok güzel oluyor aslında. Böyle yaprakları coşuyor da bunu kumrular çok yiyor. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar güzel ya. Allah'ım güzelliğim benim güzelliğim. Bundan şey yapacağım ya, bir dal koparıp üst kata terasta bir kutuya ekeceğim. Çünkü burada şey yapmıyorlar. Kumrular hep yiyorlar. Ve karanfilim de açmaya başladı. Yarına açar bu. Oh, seviniyorum vallahi, ben bunlarla mutlu oluyorum. Onun bunun dedikodusunu yaparak değil. Çiçeklerim açtıkça mutlu oluyorum ben. Cuha çiçeklerim de kendini geri toparlamaya başladı. Bunu da kumrular biraz şey yaptı. Kurdela çiçeğimi de buraya koydum. Dışarıda daha güzel olur diye düşündüm. Sustum. Hadi gel, gel kapatalım burayı. Bayağı bir esinti var dışarıda. Hadi gel bakalım, artık seni uyutayım. Kaçma kaçma, o yine kaçtı. Yine kaçtı yine. Saklanıyor buraya teyzeleri. Yakaladım. Yakaladım seni. Hani bebelak nerede? Burada. Orada mı? Göster bakayım. Saklan. Hani bakayım, göster. Saklan. Bebelak de bakayım. Bebelak. Bebelak. Like. 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 Tak. Battaniyenin biri yıkandı. Çıkardım, onu sileceğim şimdi. Yukarı çıkaracağım terasa. İkincisini atıyorum. Şu, ay, ailenin canlı derse başladı bu arada. Ona da bakmam gerekiyor. Şuradan deterjanlarımızı alalım. Vernelimiz bitti. Onu atacağım. Yumuşatıcı olarak Bulut aldı Ali bu defa. Tamam. Tamam, getiriyorum. Allah'ım şunların gülüşüne bakın. Kahkaha atıyorlar resmen. Ne oldu? İftar saati yaklaşıyor. Etlerim haşlandı. Artık kavuracağım. Yemeğin üstüne hemen çayla reçel yiyorum. Annemin yaptığı çilek reçelinden. Yani hemen tatlı isteğimi karşılıyor. Çok da güzel yapmış annem, sağ olsun. Ellerine sağlık.
Toz biberini en son koyuyorum. Çünkü toz biberini koyduktan sonra hemen böyle bir karıştırıp kapatacağım altını artık. Ben bu et kavurmanın yanına humus koydum. Biraz önce gördüğünüz humusun sosunu yaptım. Yani humusumuz da var. Nohutla yapılıyor biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Nohutu haşlarsınız. Robottan geçirirsiniz. Tahinle beraber karıştırıp işte içine limon, sarımsak, tuz, kimyon koyup karıştırırsınız. Bir güzel olmuş tat robotunda. Güzel bir Hatay yöresine ait bir yemek olur humus. Ondan da koydum şimdi. Masamı hazırladım zaten. Kavurmam da hazır. Artık altını kapatacağım. Çocuklar.